Evet, bir son dakika notu da ekranlarınıza yansıdı değerli izleyiciler. Sadece saniyeler önce Anadolu Ajansı paylaştı o sıcak gelişmeyi. Biz de mahmur yakınlarına nokta operasyonu başlığını attık. Aslında bugünlerde çok sık bu başlığı kullanmaya başladık. Çünkü MİT'in Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak gerçekleştirdiği nokta operasyonlarda çok sayıda PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmeye başlandığı bir sürecin içerisindeyiz. Ve son olarak MİT'in nokta operasyonuyla Hasan Adır etkisiz hale getirildi. Peki kimdir Hasan Adır? PKK-KCK'nın sözde mahmur sorumlusu. Mahmur da son derece önemli bir nokta. Geride bıraktığımız günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da mahmura vurgu yapmıştı. PKK terör örgütünün konuşlandığı bir nevi kuluçka merkezi olarak değerlendirilen Mahmur'da çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. MİT'in nokta operasyonuyla Hasan Adır, PKK-KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu öldürüldü değerli izleyiciler. Şüphesiz son derece önemli bir gelişme. Anadolu Ajansı sözde Mahmur sorumlusu PKK'lı teröristin fotoğrafını da paylaştı. Özellikle son haftalarda Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında çok sayıda PKK'lı teröristi etkisiz hale getiriyor Mehmetçik. Ama çok önemli istihbarat kaynakları da söz konusu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgede ve MİT'in istihbaratı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu ile çok sayıda PKK'lının öldürüldüğü ve bunların arasında çok üst düzey isimlerin de bulunduğunu sizlerle paylaşabiliriz. İşte bunların, bu önemli operasyonların sonuncusu MİT'in nokta operasyonuyla PKK-KCK'nın sözde mahmur sorumlusunun da öldürüldüğü bilgisini sizlerle paylaşabiliriz. Kuzey Irak artık PKK için gitgide daralıyor değerli izleyiciler. Kahraman Mehmetçiğimizin Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında Kuzey Irak'ın derinlerine doğru ilerleyişi devam ederken Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi de Peşmerge'ye yönelik PKK saldırıları sonrasında PKK'ya yönelik operasyonları gündemine aldı. İşte bu tartışmalar ve bu gündem eşliğinde PKK-KCK'nın mahmur sorumlusu, sözde mahmur sorumlusu Hasan Adır'a MİT bir son dakika operasyonu, nokta operasyonu gerçekleştirdi. İşte o operasyonu konuşuyoruz. Daha fazla ayrıntıyı şimdi A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğur Baş'tan alacağız. Mehmet, söz sende. Banu, malum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sıklıkla ifade ediyor. Hem Kandil hem de Mahmur başta olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki PKK terör örgütünün yuvalandığı noktalarda gittikçe yapılan operasyonlarla alan daraltılıyor. Yani PKK terör örgütünün kaçacak yeri artık kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mahmur'u işaret etmişti. İşte Milli Savunma Bakanlığı da Mahmur'la ilgili önemli bir gelişmeyi son dakika bilgisi olarak paylaştı. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği nokta operasyonuyla PKK-KCK terör örgütünün mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi. Tekrar ifade edelim, PKK-KCK'nın mahmur sorumlusu terörist Hasan Adır, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Aslında bu şu anlama da geliyor: Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını hem çeşitli operasyonlar düzerken hem de istihbarat ağları ile birlikte terör örgütünün sözde elebaşlarının da saklandıkları yerleri tek tek belirliyor. Belirlemesinin ardından da titizlikle düzenlenen nokta operasyonlarıyla bu elebaşları bir bir etkisiz hale getiriliyor. Bunun da son örneği Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda PKK-KCK terör örgütünün mahmur sorumlusu Hasan Adır oldu. Hasan Adır, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede hem geniş operasyonlar hem de nokta operasyonları devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Banu El. Evet, Mehmet Sabri Uğurbaş'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Bu arada bu terörist, yani MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen Hasan Adır isimli bu teröristin aynı zamanda kırmızı bültenle aranan bir PKK'lı olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım. Son derece kilit bir isim. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mahmur'un önemine dikkat çekmişti. Mahmur'da bir kamp var biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler gözetiminde bir kamp bu. Hatta Birleşmiş Milletler'in buradaki PKK varlığını sonlandırmak adına girişimlerde bulunmasının gerekliliğine de vurgu yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda uzman isim. Ancak burası PKK tarafından bir
terör kampı olarak kullanılıyor yıllardır. Bir nevi kuluçka merkezi gibi düşünebilirsiniz. Bu açıdan bu önemli PKK'lının MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi son derece kritik. İkinci darbe vuruldu diyebiliriz Mahmur'da. Artık hiçbir terör örgütü üyesi, hiçbir terörist nereye saklanırsa saklansın, gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımızın ötesinde rahat olamayacak. Değerli izleyiciler, bu mesaj her gün PKK'ya veriliyor. Çok kritik operasyonlarla birlikte PKK terör örgütü elebaşları bir bir etkisiz hale getiriliyor. MİT ve Mehmetçiğin operasyonlarıyla öldürülüyor.